Çağdaş'ın İngilizce Dil Okulu'nda yepyeni bir kursa başlıyoruz. Kursumuzun bölümü de B1-B2 seviyesinde 1000 adet mix cümle kurma kursudur arkadaşlar. Burada daha öncesinde a 1 temelinde 2000 adet mix cümle kurma kursunu gerçekleştirmiştik. Bu da bizim bu temelde değerlendireceğimiz bir tane daha kursumuzdur. Burada da bu bölümde de 1000 adet mix özgün cümleyi B1-B2 yani orta seviye temelinde birlikte adım adım çevireceğiz ve bu şekilde kursumuzu tamamlayacağız. Her bölümde 10 adet cümleyi değerlendireceğiz. Yani 10 cümle 10 çeviri olacaktır. Toplamda da 100 videoyla 100 bölümde de 1000 adet cümleye ulaşmış olacağız. Burada herhangi bir bölüm ile birlikte cümle karşımıza çıkabilir. Burada if clause olabilir, bağlaçlar olabilir. işte noun clause, ejective clause'lu cümleler olabilir. Bunları karışık bir şekilde değerlendireceğiz. Bazen üst üste de gelebilir arkadaşlar. Bu üst üste gelmeler bizim için daha iyi olabilir. Çünkü pekiştirme konusunda daha iyi ilerleyebiliriz. Mesela if clause'dan 3 tane üst üste gelebilir. Belki ejective clause bölümünden 2 tane üst üste gelebilir. Cümleler içerisinde bunları toparlayıp daha iyi bir şekilde bunları öğreneceğimizi, alıştırma yapacağımızı düşünüyorum. Hadi bakalım birinci bölüme başlayabiliriz. Birinci cümle. Ben başbakan olsam zenginler için vergileri arttırırdım. Şimdi arttırırdım. SSA olsam koşul şart bildiren ifade hemen if clause geldi benim aklıma. Şimdi bir de if clause'un hangi type'ı onu değerlendirmek lazım. Benim aklıma if clause type 2 geldi tabii ki. If I were kalıbı arkadaşlar. If I were prime minister yani ben başbakan olsam anlamında kullanacağız. Neden if close? Bir de şu hiçbir şey bakın ha, tamamen hayali bir durumdan bahsediyor. Yani başbakan olma durum falan filan yok. Hayali durum üzerinden sesalı koşul şart bildirirseniz o zaman type 2'ye yönelin. Biz buna da işte present halde type 2 diyoruz. Present halde if close type'ı diyoruz değil mi? Yani unreal ifadeyi olarak çevirebiliriz. Yani gerçek dışı unreal. Yani present unreal. E tabi past unreal'da düşündüğümüz zaman o da bizim if clause type 3'ümüz oluyordu arkadaşlar. Her neyse. Burada if clause type 2 yapacağız. Bölümleri de bu şekilde kısa kısa sizlere açıklarsam daha iyi olacaktır. Ben başbakan olsaydım ya da olsam diyeceğiz. If I were kalıbını kullanacağız. If I were prime minister diyorum. Virgülü koyuyorum. Çünkü if ile birlikte başladım. Evet şöyle kuralı uyguluyoruz. Type 2'de If'in dışındaki cümlede mutlaka bir modül uygulayacağız. Would, could, might zaten bunlar da genellikle oluyor. Burada da uygulardım dediği için de olasılık ihtimal dahilinde. O zaman would'u kullanalım arkadaşlar. I would'la birlikte şöyle giriyoruz. I would. Evet arttırmak anlamında filimizi increase olsun. Kural da şöyle işliyor. Would, could, might artı filin yalın hali arkadaşlar. Bu şekilde öğrenebilirsiniz. Increase diyoruz. Tamam. I would increase yani arttırırdım anlamında kullandım. Neyi? Tax. Vergiyi zenginler için diyeceğim. For rich people diyelim. Şöyle diyoruz ve bitiriyoruz. Evet B1, B2'de normalde biz işte Udemy'de ve YouTube'da gördüğünüz gibi B1, B2 kursumuzda arkadaşlar neyle başlamıştık? Tenslerle birlikte başlamıştık değil mi? Simple present tense'le. Bakın simple present tense'le alakası olmayan bir cümle ve bu kursumuzun da birinci cümlesi. Gördüğünüz gibi kurs tamamen karmaşık, karışık cümleler, konular halinde ilerlemektedir. buradan daha iyi görebilirsiniz arkadaşlar. Önümüze her an başka bir konu gelebilir. Bu da bizim brainstorming yapmamıza neden olacaktır. 2. Büyük bir evde yaşasaydım bir parti verirdim. Üst üste gelmesi güzel. Yine aynı kalıp gördüğünüz gibi yaşasaydım. SSA, koşul şart. Yine if I... If I, picking, yani simple pastalde kullanacağız arkadaşlar burada zaten if-close Type 2'nin de özelliği bu şekilde Tamamıyla hayali bir durum bakın olmayan bir şeyi Olacak ya da olmuş gibi göstermek bakın olmayan bir şeyi Evde yaşama durumu yok büyük bir ev yok Bir parti verme durumu hiçbir zaman olmamış tamamıyla hayal ürünü bir cümle Biz bu da Type 2'ye yöneltmektedir. Kural da şöyle, if'in içi simple past tense, if'in dışı da would, could, might artı fiilin yalın hali. Bu şekilde öğrenebilirsiniz. If I lived, yaşasaydım dedim, simple past halde kurdum. Nerede? Büyük bir evde. In a big house, in a big house diyoruz. Virgülü koyuyorum. Bir parti verirdim. Yine would'la birlikte kullanayım burada herhangi bir ebilmek, abilmek e anlamında yapı kullanmamış. Could gibi bir olasılık yok. I would. Parti vermek anlamında have a party şeklinde gösterelim. Şöyle. Evet tamamdır. Bu da artık filin yalın halini gördünüz. Evet artık type 2'ye de çok daha sıcak bir şekilde yaklaşabilirsiniz arkadaşlar. Sorun yaşıyorsanız. 3. Davetiniz için teşekkür ederim. Maalesef gelemem. Bakın tamamen fark, farklı bir cümle. Farklı temel dilerle gördünüz mü? Mesela şurada gelemem diyor ya. Burada direkt bize modula götürmüş. Can moduluna götürmüş. Davetiniz için teşekkür ederim. Burada thank you for kalıbını uygulayalım. Davette invitation'ı kullanalım. Invitation. Zaten invite fiilini biliyorsunuz. Invite de davet etmek demektir. Şuradan şuraya e koyarsanız şuraya invite davet etmek fiili ortaya çıkar invitation da burada. Davet, daveti anlamında kullanabilirsiniz. İsim halidir. Maalesef unfortunately kullanalım. Unfortunately, maalesef şöyle virgülü koyayım. Sonra gelemem diyoruz. Bakın, bunu eğer çıkartamadıysanız şöyle yaklaşın. Genellikle can, can't modülünde böyle karmaşık durumlar olabiliyor. Anla, anlayamayabilirsiniz. Bakın, olumlu yorum arkadaşlar. Gelemem Gelebilirim. Gelemem. Gelebilirim. Gelebilirim. Hemen aklımıza geliyor zaten. Yani gelebilirim. Ebilir, abilir anlamında can modunu. Gelemem. E, olumsuzu e, Can modunu cannot ya da can't şeklinde gösterilmektedir. Kısa halde yazıyorum. A can't. Gelme kanalında can't fiilini kullandım. Tamamdır. Noktamı bu şekilde koydum. Geldim dörde. Çok kıyafet almasaydı parası olacaktı. Burada da kıyafet almış Şimdi şöyle yapalım. Bunu da if clause ile birlikte yapalım. SSA şuradan görebilirsiniz zaten. Hayali bir durumdan yine bahsediyor. Unreal ifade yine kullanalım. If o almasaydı she diyelim. If she olumsuz yapacağız almasaydı diyor. If she didn't buy çok kıyafet. A lot of clothes kullanalım. Şöyle clothes virgül. Parası olacaktı. Tamam. Onun olacaktı. Ecek acak anlamında. Ecekti acaktı. Zaten buradan direkt görebilirsiniz. Wood kullanacağım. Yani villain pasta vurgu yapan kalıbı. O anlamı da var tabii ki. She would olmak anlamında yani sahip olmak. She would have money parası olacaktı anlamında. Kullandım ve bitirdim arkadaşlar. Yine if close yaptık. 5. Saati olsaydı her zaman geç kalmazdı. If close type iki yapalım yine. If he onun saati olsaydı ne diyelim watch mı diyelim öyle yapalım. Had a watch saati olsaydı kol saati olarak değerlendirelim. Her zaman geç kalmazdı. Şöyle diyelim. Kalmaz olumsuz yapacağız burada. Wouldla birlikte. He wouldn't ya da would not da diyebilirsiniz tabii ki. Geç kalmak kanımda to be late'i biliyoruz. Yani be artı late'i kullanacağım burada. Ama her zaman kullanmış. Be always late diyelim. Always late diyelim. Şöyle. Always'i şurada da kullanabilirsiniz tabii ki. Bu tamamen vurgu meselesi arkadaşlar. Yani always late diyorum ya her zaman geç kalmak anlamında buraya vurgu yapabilirsiniz. 6. Bebeklerine Lily diyorlar ama henüz emin değiller. Onlar diyorlarmış. Ne diyelim present continuous tense yapalım. Süreklilik kazanmış eylem ama değişebilir de. Yani şu anda hali hazırda yapılan eylemi vurgulayalım. They are. Demek anlamında çağırma kanalı call fiilini biliyoruz. Calling diyoruz. Dear baby bebeklerine neymiş? Lily. Lily. Virgül. Ama diyor but koyuyorum hemen. Bu da fan bir tanesi tabii ki biliyoruz arkadaşlar ama anlamında iki cümleyi birbirine bağlamaktadır ve öncesine genellikle virgül konulmaktadır. Henüz emin değiller. Emin olmak anlamında sure'u kullanacağım. To be sure tabii ki. They aren't They aren't sure. Emin değiller. Henüz diyor. Yeti koyuyorum. Ve nokta Tamamdır. Şimdi arkadaşlar henüz anlamda tabii biz iki tane genellikle kullandığımız zarf var. Birincisi yet. Olumsuz cümlelerde kullanılır. İkincisi de just. O da olumlu cümlelerde kullanılır. Onu da belirteyim. Yani henüz daha yeni anlamında just'ı kullanıyoruz ve bunlar çoğunlukla present perfect tense'de de kullanılıyor. Onu da belirteyim. 7. Bu kadar uzakta yaşamasaydın seni daha sık ziyaret ederdim. Yine burada if close type 2 kullanalım. Eğer sen yaşamas yaşamasaydın Tersten başlayalım bu seferden. Şuradan başlayalım. Her zaman if'ten başlamayalım. İlk bunu yazalım. Seni daha sık ziyaret ederdim. Would'la vereyim. I would visit ziyaret etmek. Şöyle yazıyorum. I would visit. Ziyaret ederdim kimi? Senin esnemi koydum. Daha sık diyor o zaman. Daha anlamında more, sık anlamında often'ı kullanalım. More often. Tamamdır. Şimdi if'e başlayacağım. Virgülle ayırayım. Hayır arkadaşlar. Bakın. Bu temel bir kuraldır. Eğer bir bağlaç ikinci cümle pozisyonundaysa herhangi bir noktalama işareti kullanmıyoruz if bu kadar uzakta yaşamasaydın. If you şöyle diyelim. If you didn't if you didn't live bu kadar uzakta uzak anlamında far away kullanalım. Uzak. Şöyle diyelim. O kadar bu kadar anlamında da so'yu kullanalım. Gerekte kullanılabilir kalıp. So far away. Şeklinde yapımızda, öbeğimizde oluşturmuş olurum. Bu kadar uzakta anlamında. Aslında bir zarf pozisyonuna getirmiş olduk. Far away. Geldim 9'a. Mükemmel İngilizce konuşabilseydim bu sınıfta olmazdım. If ile birlikte başlayayım. If I yani Bilmek, bilmek anlamında kullanmış. Could'u kullanayım burada. If I could speak, konuşabilseydim mükemmel İngilizce. Perfect English virgül if'le başladım, virgülü koydum. Bu sınıfta olmazdım. Bunu kullanayım. I wouldn't be in this class. Evet, bu sınıfta olmazdım dedim. Yine type 2 unreal present yapıyı kullanmış olduk. 9. Kendimi daha iyi hissetseydim işe giderdim. Ama kendimi çok kötü hissediyorum. Yine hissetseydim, SSA şurada koşul şart bildiren if clause var. Yine aynı şekilde Type 2 kullanalım. İşe giderdim diyelim ilk olarak. Tersten yazalım. I would go to work. İşe giderdim. Work. If kendimi daha iyi hissetseydim. Feel better'dan bahsediyor. Daha iyi hissetmek anlamında. Şuradan görebilirsiniz. Hemen zaten göze çarpıyor. Onu bilirseniz rahatlıkla yazarsınız. Bilmezseniz araştırı yazarsınız arkadaşlar. Temel fark bu zaten. If I feel felt edersin şöyle ikinci halde yazıyorum. If I felt better. Better. Virgülü koydum ama diyor batı koyuyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bu da present halde. Ben hissediyorum. I feel diyelim. Şöyle ben hissediyorum. Nasıl hissediyormuş? Çok kötü. Very bad diyebilirsiniz. Terrible diyebilirsiniz. Hangisini kullanmak istersiniz arkadaşlar? Geldim son cümleye. Bir yabancı size 1 milyon sterlin verse ne yapardınız? Şey, verse diyor ne yapardınız? Yine present, unreal'ı kullanalım. Aynı if clause kalıbını kullanalım. Bu sefer de soru sormuş. If clause ikinci pozisyonu atalım. What birlikte başlayayım. Ne ile birlikte? Ne yapardınız? What would you do? What would you do? Ne yapardınız if bir yabancı size bir milyon sterlin verse diyeceksiniz. If'in içine de simple pastas kuracaksınız. If a stranger, bir yabancı, gave, give'in ikinci halini kullandım. Gave you. Ne kadar arkadaşlar? 1 milyon sterlin. Sterlini şöyle öncelikle işaretini yazalım. Şöyle pound gibi düşünebilirsiniz. Şimdi İngilizce ve Türkçe tamamen ters olduğu için arkadaşlar bakın bizde sterlin sonra söyleniyor. Ama İngilizce'de bu başta verilmekte. Bu dolarda, euroda, poundda sürekli olarak bakın başta veriliyor. Sonda verilmiyor arkadaşlar. Bunu belirttim yani. Tamamıyla ters. One million dersek bizim için yeterli zaten. Burada sterlin poundu da yazmış olduk arkadaşlar. Şurada başta. Evet. 1 million pound diyoruz ve soru işaretini de o şekilde koyuyoruz. Evet birinci bölümü bu şekilde noktalamış olduk.